kim Müslümandır? Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cibril-i Emin soruyor. Cibril-i Emin soruyor. Ya Muhammed, İslam nedir? İslam nedir diyor. El-İslamu en teşhede en la ilahe illallahü ve enne Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve tuqimes salate ve tu'tiyez zekate ve tassummu ramadana ve tehaccül beyte inistata'tum ileyhi sebile diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir adam neyle İslam olur? Bak şimdi kriterler. Ama bu kriterleri kabul etmeyenler var. Bu kriter üzerine yaşayan bir adamı kafir, şirk ve müşriklikle itham eden Müslümanlar var. Çünkü bu Müslümanlar ne kadar semi'ina deseler de altından asana'yı fi, bak ağızlarıyla demese fiilleriyle diyorlar. Peygamberi işitiyor ama itaat etmiyorlar. Sonuçta Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavmi Hazreti Musa'ya ne diyordu? Semi'ina, işittik ve asana, isyan ediyoruz, itaat etmiyoruz. Çünkü nefsimize, işimize gelmedi. Ama Allahu Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin bir vasfı ve niteliği olarak verince ne diyor? Onlar semi'ina ve ta'ana, işittik ve itaat ediyoruz. Yani bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir rivayet bize ulaştığı zaman ve bu Buhari ve Müslim müttefikun aleyh verdi ve aynı kaza meşhur Cibril hadisidir. Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki İslam nedir? O da diyor ki el-İslam. İslam şudur, nedir? Kelime-i şehadettir. Sonra namazdır, sonra zekattır, sonra Ramazan orucudur, sonra hacca gitmektir, hac ve umre. Bu fiilleri yapan Müslümandır, İslam'dır, İslam dairesindedir. Bir insanın ona tabiri caizse küfür isnat edebilmesi için bu adamda mutlak fiili bir küfür fiili olması lazım. Bu fiilde kast olunan bazı İslam alimleri şöyle der, Allah'tan başkasına ibadet, Allah'tan başkasına kurban kesmek, Allah'tan başkasına secde etmek, Allah-u Teala'ya tevhidini bozacak herhangi bir küfür fiilini bilerek kasti yapmasıdır diyorlar. Ama bunu şey yapmıyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm'ün 8'de verdiği sahih rivayette İslam'ın kesinlikle kelime şehadet olduğunu, sonra namaz olduğunu, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve hacca gitmek. Eğer yol bulursa, yani maddi ve manevi ve imkanlar el verirse bir de hayatında, ömründe bir defa ne yapması? Hacca gitmesidir diyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste bu Müslümanı bu şekilde. Başka rivayette umirtu en katilen nas hadisinde de namaz kılmak, zekat vermenin ve kelime-i şehadetin bir insanın kanının, canının, namusunun, arzının, her şeyinin Allah ve Resulü'nün zimmeti altına girmesi, emanı altına girmesi için yeterli bir kaide olduğunu söylüyor. Bu iş böyleyken zaten bize düşen bu konuda konuşmamak. Ancak bir kafiri fiil, fiilinde küfür. Ya bazılar diyor ki olur mu ya, tekfir diyor kafir içindir. Kafir için tekfir, kafir için değildir. Tekfir aslen görüntüde Müslüman olan ama kanaaten dinden çıkmış insanlar içindir. Ve bu cahilin işi değildir. Bazen sosyal medyada tekfir usulü dindir diyenler vardır. Veya dinin aslındandır diyen vardır. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Hatta Resulullah aleyhissalatü vesselam nitekim Ebu Davud'un Cihad 35'te 2535'te verdiği rivayette açık ve net olarak min aslul imani diyor. İmanın aslından olan üç kaideyi sayıyor ve diyor ki birincisi la ilahe illallah diyene saldırmamak. Bak dinin aslı buymuş ha. Tekfir etmek değildir. Tekfir dinin aslı değildir. Tekfir etmemek dinin aslıdır. Hadis bunu söylüyor. La ilahe illallah diyene saldırmamak, işlediği herhangi bir günah sebebiyle o kimseyi tekfir etmemek. Sahih hadis böyle diyor. Herhangi bir ameli sebebiyle İslam dışına onu atmamak. İki cihat, bu Allah'ın beni peygamber olarak gönderdiği günden bu ümmetin deccale karşı savaşacak en son ferdine kadar ceryan edecek olan, kıyamete kadar hak ile batıl arasında ceryan edecek olan bir hakikattir. İmamın zalim olması veya adil olması ortadan onu kaldırmayacaktır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Üçüncüsü de kadere imandır. Kader usulü dindendir. Mesela bazı topluluklar var. Belki sosyal medyada biz karşılaşıyoruz. Adam kaderi inkar ediyor. Özellikle maalist deistler diyorum. Yani müşrikler. Onlar şirk fiilini işliyor. Neden? Çünkü Allahu Teala'nın tabiri caizse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdiği yetkiyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i cahillikle
ilimsizlikle suçluyor veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini itibarsızlaştırıyor, onun yerine egosunu koyuyor. Kur'an'da kaderi açıkça dile getiren ayetleri de nefsine göre tevil ederek kader kavramını inkar ediyor. Bu da nedir? Allah-u Teala'nın yerine kişinin tabiri caizse teşri etmesi ve Allah'a muhalefet etmesidir. Bu da elbette bir küfürdür. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinin aslı üçtür diyor. Birincisi diyor, La ilahe illallah diyen kimseyi tekfir etmemek, onun haricinde işlediği herhangi bir günah, bu günah kebair de olsa, en büyük günahlardan bir günah da olsa, onunla onu küfürle isnat etmemek ve herhangi bir şeyinden dolayı onu İslam'dan çıkarmamak diyor. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in açık ve net olarak bildirdiği bir kaide olarak söyleniyor. Onun için gerçekten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açık ve net olarak bizi uyarmıştır. Bizim üzerimize düşen, mesela Ebu Hureyre'nin başkalarının da verdiği meşhur hadisin 15-20 ayrı rivayeti vardır. Bazen bir hadisi iki defa iki ayrı sahabeden okuyunca aynı sözü söylediklerini anlıyoruz ama aslında o hadisin aynı kişilerin farklı versiyonlarını, aynı hadisi farklı versiyonları görünce bu hadisin ne kadar sağlam, sahih ve sağlam kaynaklardan bize ulaştığının delilidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben insanlarla savaşmakla emir olundum. Ta ki bu da Abdullah ibn Mes'ud ve diğerlerin yoluyla gelen hadiste. Ta ki la ilahe illallah desinler, namaz kılsınlar, zekat versinler. Bunu yapanlar benden canlarını, mallarını, her şeylerini korunmuş olur. Artık onlar İslam'ın himayesi ve zimmeti altındadırlar. Eğer şeriata aykırı bir davranışları varsa müstesna, biz onlardan yana ne yapmayız? Onların hakkında hüsnü zannederiz diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Her kalplerinde olan şeyi de Allah'a bırakırız. Abdullah ibn Ömer, قال Abdullah, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, buniyel İslamu alel khamsin diyor. İslam binası beş şey üzerine kuruludur. Biz daha önce okuduk, bu farklı bir versiyonudur. Beş şey üzerine kuruludur diyor. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Allah'tan başka ilah bulunmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna. Ve ikamis salati ve namazı ikame etmek. İkame etmek derken hakkıyla namaz kılma. Namazlara riayet etmek. Ve aynı keza itaiz zekati ve zekatı vermek. Ve haccul beyti ve savmu ramadana diyor. Yani Kabe'yi tavaf etmek, hac etmek, umre yapmak ve Ramazan orucunu tutmak. Kim bu beş şeyi yaparsa İslam binası onun hayatında ayaktadır. Yani bir insan kelime-i şehadet getiriyor ve bu kelime-i şehadeti bozacak mutlak bir küfür fiili yoksa. Yani birileri kendince onları kafir yapabiliyor. Yani ben bana bile kafir diyen adamlara rastladım. Sırf adam birine kafir dedi, ben bu kafir değildir diyemezsin namazında, niyazında. Ben bu adamda bir küfür görmedim deyince kafire kafir demiyor. Kafirdir sen de kafirsin. Hadi Allah. O rahim. Dedim ki Allah'a hamdolsun ki Hudaya Teala şeriat naks diye istedi. Valla serime tamamen tekut kır bunu. Çünkü insanın elinde Allah-u Teala'nın tabiri caizse Allah-u Teala'nın hükümranlık ve kanun koyma, insanları muhakeme etme, kıyamet günü mahşer meydanında, mizanda onları sorguya çekme Allah hastır. Beşerin elinde olsaydı hiçbirimiz kurtulamazdık. Eğer Allah-u Teala adalet terazisini bir beşerin eline verseydi vay halimize. Hele bir tekvirciye verseydi ama tek gümbürtüye giderdi. Yani bizden kurtulma şansı olan olmazdı. Yani o kadar. Onun için gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Kitab-ı Buhari'de, Kitab-ı İman'da, Bab-ül İman, Kavlun Nebiyyü Bunyul İslamu Alel Khamsin hadisi 8'de, Müslüm'ün de Kitab-ı İman, Bab Kavlun Nebi aynı keza Khamsin 121 hadis numarasıyla vermiş. Allah'ın Resulü açık ve net olarak bunu söylüyor. Hanifilere göre Müslüman namaz kıldığından dolayı öldürülmez. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu delilini getirir. Ama şu delil de şunun işaretidir. Kişi diyor, bak Resulullah aleyhissalatü vesselam güzel dini. İnsanın diyor kanı diyor helal olmaz. Ancak şu üç şartta helal olur. Hadis böyle diyor. An Abdullah kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yahilu demmum imri'in muslimin diyor. Müslüman bir kişinin kanı helal olmaz. Ne şekilde helal olmaz? La ilahe illallah Muhammed Resulullah dediği sürece
helal olmaz. İlla bil ihdes selasin. Ancak şu üç durumda seyyibul zani, yani evli birinin zina etmesi, ve nefsu bil nefsi, bir insan öldürenin kısası, ve aynı keza ve terikul dinihi, ve dinden çıkması. Aynı keza diyor yani Resulullah aleyhissalatü vesselam, cemaatten ayrılması şartını koyuyor. Diyor ki ancak bu şekilde bir insan İslam'dan ayrılabilir. Neymiş? Birincisi evliyse zina yapması. İkincisi tabiri caizse kıssastır, öldürmedir. Üçüncüsü de bir insanın dini terk etmesi, dinden çıkması irtidattır. Bu irtidat da zanni bir irtidat değil, mutlak bir küfürdür yani. Mufarriqu lil cemaati, yani cemaatten ayrılmak derken o dönemde tek cemaat İslam cemaatiydi. Onun için cemaati terk etmek küfür kabul etmiştir Resulullah aleyhissalatü vesselam. Buhari'nin Kitab-ı Diyet bab 5'te, Müslüm'ün Kitab-ı Kasseme aynı keza verdiği rivayette böyle diyor. Nitekim Hucurat suresi 14. ayet-i kerimede bedeviler iman ettiler, iman ettik dediler. De ki iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik. Deyiniz. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz yaptıklarınızdan hiçbir şey eksilmez. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bu ayet-i kerimenin nüzulu nedir? Nüzul sebebi, yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir bedevi geliyor. Bedevi çöl Arabı demektir. Diyor ki ya Resulullah, İslam'ı anlat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. O da diyor ki la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Elhamdülillah ben de müminlerden oldum. Bunun üzerine Allahu Teala ayeti indiriyor. Ve lemma yedhulil iman diyor. İman kalbe tam oturmadığını söylüyor. Aynı keza şunu da söylüyor. Yuti'u Allah ve Resulahu. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz işte o zaman şart ortaya çıkmış olur. Mümin vasfını kazanırsınız diyor. Onun için gerçekten İslam alimleri şunu söylemişlerdir. Yani mücmel iman izaha ihtiyaç duyan iman da imandır. Hatta bu ayet Hucurat 14. ayet-i kerime bunu açık delildir. Yani bir adam Müslüman olma Allahu Teala mümin değilsiniz deyin ama ne diyor? Ayet-i kerimede eslemna deyin, yani teslim olduk, Müslüman olduk deyin diyor. Mümin olduk demeyin. Demek ki İmam Şafii'nin söylediği gibi kişi zahiren Müslüman bile olsa bazen kalben mümin değildir, olmayabilir. Bu zahiri İslam'ı da bizler için nedir? Referanstır. Zaten biz zahire Allahu Teala batına bakar ve hisabuhum alallahi teala derken Resulullah aleyhissalatü vesselam hesaplarının Allah'a ait olmasını açıkça söylüyor. O da kalpte olanın Allah'a ait olduğunu söylüyor. Yoksa biz kimsenin dışına bakmakla mükellef değiliz. Hatta Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste de Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gazvede bir Müslüman, bir sahabe Allahu Ekber, Allahu Ekber diye nidada bulundu. Resulullah fıtrat üzerindedir. Yani fıtrat derken İslam fıtratı üzerindedir. Biraz daha ilerlediler. Aynı kişi La ilahe illallah dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam artık o ateşten çıktı buyurdu. Kelime-i tevhidin o kadar önemi ve değeri vardı. Yani birilerinin kalkıp da nefsine, egosuna göre ya adam kelime, adam la ilahe illallah diyor. Bu la ilahe illallah'ın anlamını bilmiyor. Bu böyle İslam mı olur, böyle iman mı olur derse Huzeyfetül Yemani'nin ahir zamanla alakalı verdiği hadis bizler için en büyük delildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diyor, ya elbisenin nakışları ve desenlerinin diyor eskidiği gibi diyor İslam'da eskiyip kaybolup gidecek. Kişi namaz nedir, oruç nedir, haç nedir, zekat nedir bilmeyecek, o hale gelecek diyor. Bir takım acuze kadın ve erkekler, yaşlılar kalacak ki mesela bu Doğu Türkistan, bir zamanlar Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, bir zamanlar Yugoslavya, Bosna, Hersek ve daha nice beldelerde bunlar yaşanmış yani. 100 sene komünizmin ve tirani rejimlerin esareti altında kalmış, dinlerinden, dillerinden koparılmış, her şeyleri gasp edilmiş, sadece dillerinde şu kalmış, biz Müslümanız, biz Müslümanız, biz Müslümanız. Ama İslam'ı bile bilmeyen insanlar, düşünün Cevher Dudayev, Rusya'nın genel hava kuvvetleri genel komutanıydı. Kendisi gelip Çeçenistan'da İslam devleti ilan ettiğinde emin olun ki hepiniz bilgiyiz, çoğunuz görmemişsiniz ama ben iyi hatırlıyorum, hanımının başı açıktı. Örtülü değildi, karısı açıktı.
Ama adam şeriat ilan ediyor. Allah'ın şeriatını Çeçenistan'da uygulama kararı aldı. Ama hala örtünmenin İslam hukukunu bilmeyen insanlar. Ama demek ki bu imandır. İman olmasa o adam sosyalist cumhuriyetler bile komünizmin esaretinden kurtulup da şeriata dönmeye, Çeçenistan'da İslam devleti kurmaya kalkar mıydı? Demek ki Allah'a inanıyor ama dinine ulaşma şansı bulmamış. Ta o ucube sistem, küfür sistemi yıkılıp bu insanlar önünü buluncaya kadar. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir takım acüze kadınlar ve erkekler kalacak. Onlar da diyecekler ki biz babalarımızdan, dedelerimizden duyduk. Dediler ki la ilahe illallah, la ilahe illallah, biz de bu kelimeyi söylüyoruz ve buna iman ediyoruz. Hatta diyor ki Huzeyfe, onun anlamını da bilmiyorlar. Yani ne demek anlamına da geldiğini bilmiyorlar. Sadece buna iman ettiklerini söylüyor. Ki nitekim bir tabi'in alimi olan Sıla diyor ki, ben ona dedim ki ya Huzeyfe, adam kelime şehadetini anlamıyor. Adam namaz nedir, oruç nedir, haç nedir bilmiyor. Peki la ilahe illallah anlamını bilmedi, o la ilahe illallah onun ne fayda verecek? Ve bunu diyor ben 3 sefer söyledim. Huzeyfe sustu. 4. o cevap verdi. O da 3 sefer bana dedi ki o kelime onları ebediyen cehennemde bırakmayacak. Yani bu ne demektir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o kelimenin bile insanları kafir olmalarına mani bir kelime olduğunu söylüyor. Bazıları kelime şehadet getiriyor. 5 vakit namaz kılıyor, oruç tutuyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. O çok özür diliyorum, kendini bir nimetten zannedenler de çıkıp ona buna kafir deyip küfürle itham edip bir de yani daha ileri refere çıkıp işte Türkiye toplumu, Türkiye halkı, Anadolu halkı hiç Müslüman oldu mu? Yani bırakın bizi, biz zaten gümbürtüye gittik onlara göre de bir de dedelerimiz, onların babaları, onların babalarını da sorguluyorlar. Onlar Müslüman oldu mu? Hatta bir tanesi diyordu ki 1400 yıldır hiç Anadolu'ya İslam girmedi. Hep şirk küfür vardı yani. İşte bu kadar da ileriye insanlar gidebiliyor. Onun için gerçekten açık ve net olarak buna kanaat etmek lazım. Yani Müslüman ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Musa el-Eş'ari ile verdiği rivayette El-Müslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yeddihi. Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Mümin ise canları ve malları konusunda emin oldukları kimsedir diyor. Yani bir insan senden yana canından ve malından yana emin değilse sen mümin değilsin. Eğer bir insan senin dilinden ve elinden emin değilse sen de Müslüman değilsin. Hadis-i şerif açık ve net olarak bunu söylüyor ve bu hadisler de nedir? Sahihtir. Çünkü vel müminu men eminehu nase ala dimaihim ve emvalihim diyor. İnsanların mal ve canları konusunda da emin oldukları kimse mümindir. Olmazsa gerisi de yok demektir. Onun için gerçekten tekfir bu ümmetin başındaki en büyük bela ve nisibettir. Çünkü birileri kalkıyor Allah ve Resulünün hükümlerini hiçe sayarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bakmaksın. Ben bunu çok sordum, şimdi de soruyorum. Allah rızası için la ilahe illallah deyip kendisinde küfür hali bulunmuş, ameli bulunmuş biri Resulullah döneminde yaşamış ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekfir ettiği bir adam var mıdır? Gidin hepsine sorun. Tek bir adam ismi getiremezler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbirini tekfir etmemiştir. Resulullah münafıkları da tekfir etmemiştir. Münafık ayetlere göre kafirdir. Batınen kafir, zahiren Müslüman gözükendir. Ya münafık konusunda, bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklar konusundaki haklarında vahy aldı. O münafıklar konusunda bile hiçbirinin ismini verip bu kafirdir, müşriktir dememiştir. Ama ben bakıyorum bugün ipini koparmış. İslam'ı da 2-3 hocadan 2-3 sohbet olarak dinlemiş. Belki hayatında 2 kitap okumamış adamlar. Vallahi yani düz arazi yaptılar ümmeti. Yani ne ümmette bir birlik, ne bir vahdet, ne bir merhamet, hiçbir şey bırakmadılar. Herkesi birbirine karşı kışkırtan, her fırsatta tekfir kılıcıyla Müslümanları birbirine kin ve nefrete süren adamlar çıktı. Ve bunu da Suud'un başındaki Muhammed bin Selman itiraf etti. Dedi ki batılı dostlarımız bizden tekfiri yaymamızı istediler. Biz bu misyonu yerine getirdik. Bu artık ucunu kaçırdı. Tehlikeli bir boyuta geldi. Onun için biz bu meseleye son veriyoruz dediler. Demek ki batı tekfiri ümmetten istemiş. Batı Suudi'den tekfirciliği yaymasını istemiş. Bugün nasıl Amerikan emperyalizmi danışıklı dövüşüklü İran'a ve Şia'ya fırsat verip Şii hilalini kurdurtuyorsa Suudi üzerinden de bu ümmetin birbirine kin ve nefretinin temellerini atan
bombaları, mayınları da bu ümmetin içerisinde diktiler yani. Ektiler ve işin onlarla kalan boyutu bitti. Emperyalizm Orta Doğu'ya yerleşti, hakim oldu, hakim güç oldu. Bugün bakıyoruz ki bütün liderler satılmış, halklar aciz, rezil bir durumda bir ümmetten bahsediyoruz. Yani 56 ülkenin bile ses çıkaramadığı, cesaret edemediği bir durum. Kalplerine ve bağırlarına ve böğürlerine bir hançer gibi saplanmış Siyonizmin vahşet ve cinayetlerini izleyen bir ümmet, bir taraftan aciz olup imkansızlıklar içerisinde Müslümanlar, öbür taraftan onları tabiri caizse Rumlar ile Kisra olarak kıyaslayıp Resulullah Rumları tuttu, ehli kitabı tuttu, biz de ehli kitabı tutuyoruz, İsrail'i tutuyoruz diye hariciler. Bu hale gelmiş. Yani adam açıkça İsrail'i tutuyor, Hamas'ı ve Gazze halkını müşrik ve kafir görüyor. Ve onların kafir olmalarından dolayı çoluk çocuğuna da merhamet duygusu duymuyor. Hiçbir şekilde ben böyle adamlara fiili olarak rastladım yani. Allah-u Teala bizi öyle adamların şerrinden emin kılsın. Yani Siyonizmin barbarlığına destek veren bir adam eline kılıcı ve silahı aldığı gün bize ne yapar onu Allah daha iyi bilir. Allah-u Teala bizleri korusun. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetten, tevhidden, adaletten, şeriatten ayırmasın. İslam'ı hakkıyla bilen ve hakkıyla yaşayan kullarından eylesin. Batılı batıl bilip batıldan sakınan, şirk ve küfrün bütün nevirlerinden sakınan kullarından eylesin. Ve tevhid üzerine bir hayat, tevhid üzerine bir ömür, tevhid üzerine bir hayat sonu nasip etsin inşallah. İlahi salli ve sellim ya Rabbi ala habibika Muhammedin Mustafa ve ala ali kulli ashabi kulli ecma'in ve şuhedai ve salihin lillahi teala el-Fatiha. Tamam.